Evet. Herkese merhaba. Bugün yine GTA 5 oynuyoruz. Bugün ya şu bugün kelimesinden nefret ediyorum aslında. Bakmayın böyle konuştuğuma. Bugün işte GTA 5 oynuyoruz. Leman kardeşim GTA çekmemi istedi. Tek bir yorumuyla ben de GTA 5 çekeyim dedim. Zaten bir süredir kendisiyle ve Işıldak'la görüşemiyoruz. Buradan ikisine de selam olsun. Telefonum arıza yaptığı için görüşemiyoruz kızlar, kusura bakmayın. Hani eğer WhatsApp'tan yazıp ulaşamıyorsanız ya da arayıp falan duruyorsanız ulaşamıyorsanız kusura bakmayın. Müsait olmadığından değil, telefonum bozuk olduğundan. Perşembe gününden beri şey yapamıyorum. Kimseyle irtibat kuramıyorum, arkadaşlarımla falan filan. O yüzden bayağı sıkıntıdayım. Upload hızım yüksekken hemen video rica etti. Ben de hemen çekeyim atayım dedim. GTA oynamamı istemiş. Ben de birkaç zamandır GTA girmiyordum. Şu PS4 projemden biraz bahsedeyim. NFS'e de bayağı uzun video olmuş. 40 küsür dakika. Yeni çektiğim var, o da 40 küsür dakika olmuş. Ondan bahsedeceğim biraz ama ilk önce galiba yeni bir araba gelmiş. Ona bakmak istiyorum. Şurayla oynuyorduk eskiden. Neyse. Buraya mı geldi? Bunlar vardı. Buraya mı geldi? Mouse'tan bakayım. Evet, şu araba yeni gelmiş. Bunun sarısı güzelmiş. Benim ofis garajına gönder bir tane. Leman kardeşim ister de ben çekmez miyim video? Değil mi yani? Yalnız bir sıkıntı var. Biraz video girerken zorlandım. Bunda siyah güzelmiş abi. Bunu da al. Bilgisayar GeForce Experience'ı görmedi. Bundan var mıydı bilmiyorum ama bundan da alayım bir tane. Bunda mavisi güzelmiş abi. Başka var mı yeni gelen araba? Alalım. Bunlar var zaten diye biliyorum. Buradan of. Bak. Hot Rink gelmiş. Şey, bu GTA San Andreas'ta benim efsane arabamdı. Bunun bir sesi vardı böyle. Oo, 600 RR gibi sesi vardı da, arabanın ya. Bak bu güzelmiş abi. Klasik. İyi, hoştur. Bunu yeşilini alalım ama mat yeşil yapalım bunu. Bunlar garaja giderken bize şuradan mıydı? Nereden lan o? Greenwich Park var, bilmiyorum onu. Kılıç Holding'e gidelim. PS4 projem şöyle. Vatan üzerinden alacaktım, internet üzerinden, yani internetten. Fakat alacağım televizyon stok kalmamış. Televizyon alacaktım bir tane. 32 inç. Stoklarda kalmamış. Hesap yaptım. 3000 lira bütçe belirledim. 1700-1800 lirasını PS4'e ayırdım. Fakat internetten almayacağım. Vlog şeklinde yapacağım. Eğer tahminime göre 5 Mayıs günü, yani cumartesi günü evimden çıkacağım vlog şeklinde. Ankamall'e gideceğim. Sony Center'dan veya İşte Vatan Computer'dan ya da Media Markt'tan uygun bulduğum PS4'ü alacağım. Paket varsa paket alacağım. Paket tabi daha yararlı benim için. Paket benim için tabi daha yararlı olacağı için işte birkaç kutu oyun olsa yeter. Yani sonrasında takasta kullanabilirim onu. Biliyorsunuz ki konsol oyun 5 lirayla takas yapabiliyor. Hani hiç sevmediğim oyunlar bile olsa 5 liraya takas yapabileceğim. Alacağım. Payback alacağım. Need for Speed Payback. Ve 1000 lira bütçe kalıyor o zaman da hesabıma göre. 1000 lira, 1100 lira bütçe kalıyor. Onunla da oradaki yetkili abilerimize sorup monitör veya televizyon bakacağım 1000 liraya. Alacağız, geleceğiz, kuracağız beraber. Bütün her şeyin videosunu çekeceğim. Bakacağız. Şimdi
Lemancığımız video istemiş. Biz de şu sarı arabayla çıkalım o zaman. GTA'da yapacak aslında çok bir şey yok. Hani neredeyse her şeyim var. Her şey var. Şu an monitöre baktığımda kendimi yayıncı gibi hissediyorum. Çünkü oyuncu koltuğu, kulaklık, gamepad, profesyonel bir mikrofon, tek şey webcam eksik, güzel bir bilgisayar eksik. Ve şu an benim yayında olmam lazım. Arabada güzelmiş bu arada. Leman da iyi ki sokmuş bizi oyuna. Aa, ben bu arada sürümü başlatmadım. Neyse, buradan itibaren 10 dakika başlatayım. Fazla uzun tutmayacağım çünkü gece yarısı. Saat kaç? 11'e geliyor. Hemen çekip atayım. Onun da gönlü olsun. Ondan sonra Need for Speed'in yeni bölümünü yükleyeyim. Yeni bölümünü çekeyim daha sonra. Böyle böyle. Need for Speed'in her gün video atma sözünü tutmuş olacağım. Need for Speed'i bitireceğiz beraber sizinle. Yok, ters devrik cümle oldu. Sizinle beraber Need for Speed'i her gün bitireceğiz. Tek tek. Umarım bu saçma sapan seride yanımda olursunuz. Bu arabayı bir modifiyeye götürelim. Gamepad'imin bazı yerleri çalışmadığı için şeyden basıyorum. Mod Shop'a gidelim hemen. Parasıyla yapalım. Şirkette bedava da. Diğerlerini şirkette modifiye edip kapatırız. Bu arada arkadaşlar, hani benimle iletişim kuramayan arkadaşlarım eğer videomu izliyorsa, Mert işte bizle konuşmuyor mu, Mert bizi engelledi mi gibi şeyler söylemesinler. Alakası yok. Telefonumun iç ekranı kırıldı. Perşembe günü akşamı ufak bir darbeye maruz kaldı, yere düştü. Sol ekrandan, sol üst çapraz ekrandan morarmaya başladı ve mürekkep akması oldu. Ertesi gün Sony'ye, şey Sony diyorum, bak hala PlayStation'da, Samsung'a götürdüğümde iç ekran kırılması olmuş. Ekranınızın garanti içinde değişmesini istiyorsanız 540 lira ödeyeceksiniz dedi. Ben de dedim ki hani madem garantisi var bu ürünün, yeni bir ürün, 2-3 aylık bir ürün. A7 2017 telefonum var. Hani daha sıfır aldım. Neden 540 lira dediğimde de işte işçilik ve benzeri şeylerin alındığını söyledi. Ben de kalsın dedim, yaptırmadım. Yarın bir tanıdığıma gideceğim Samsung'da yine. Umarım yardımcı olurlar çünkü hani bir ekrana 540 lira vermek çok mantıksız. Bir de garantisi olan bir üründe hani bir kullanıcı hatası da olsa 540 lira çok fazla geldi. Çünkü yeni bir telefon parası hani. Şimdi zaten ben bu ürünü hani taksitle almışım. Yani böyle şeylere hiç gerek yok bence. Hani bir güzellik yapabilirlerdi. Ha, hiç olmadı. Bunun tüketici haklarına kadar yolu var. Ben birkaç ay telefonsuz kalabilirim. Ama bilmiyorum. Dava da açabilirim yani. Çünkü abi yani o zaman niye garantisi var? Böyle bir cihazı alıyorum, neden garantisi var? Bana bunu açıklasınlar, o garanti ne işe yarayacak? Aldıktan bir ay içinde, yani aldıktan sonra bir ay için mi geçerli o? Ben belki aldım, 1,5 yıl geçti. Telefonda ne gibi bir şey olursa hani garanti kapsamında, anlamadım ya, anlatmıyorlar da. Detaylı bilgi istiyorum. O yüzden şey yapacağız. Leman sayesinde gidip yeni araba aldık. Güzel. Teşekkür ederim bu arada. Bu videoda yorum yaparsan kendini gösterirsin Leman. Spoiler'a gerek yok ya. Spor bir araba zaten. Şantları hoşuma gitmedi. YouTube'a çok yok yoğunlaştım şu anda. Neredeyse hani günlük 2-3 video atacak kadar gaza geldim. Ama yapmayacağım öyle bir şey. Korkmayın. Sakın korkmayın. Kulağınızı mahvetmeyeceğim. Bu arabaya nasıl bir jant yakışır? Böyle bir jant yakışır. Hiç kullanmadım bu jantı ama. Tamam, gerisine gerek yok. Şimdi şirkete gidelim, diğer arabaları modifiye edelim. Ondan sonra da bakalım işin aleyhine. Of. De araba dönmüyor. Şirketimin yolunu unuttum herhalde ben. Şuradan mıydı? Buradan mıydı? Hop 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 hop. Araba çok iyi. Ama dönmüyor. Önden çeker herhalde. Önden çekişli bir diferansiyeli var. Diferansiyel diyorum yani. O kadar kafam karışık ki. Çarpmak istemiyorum bu arada.
Para bok ama çarpmak istemiyorum yani. Gerek yok. Konuşmadığım bir şey var mı hatırlamıyorum ama genelde bu şekilde bayağı heyecanlıyım. Çünkü hayatımda hiç abartmıyorum, bir defa falan PlayStation 4'e dokunma şansım oldu ve hiç kendime ait bir PlayStation'ım olmadı. İlk PlayStation'la tanışma hikayem benim ne zamandı? Ben işte ortaokul ya da ilkokul sonlarındaydım falan. Benim arkadaşımın PlayStation 2'si vardı. Bizim burada Rus Pazarı dediğimiz Yunus Emre Halk Pazarı var. Orada gidip Hitman'in Blood Money versiyonunu almıştık. Sıra sıra oynuyorduk, çok eğlenceliydi ve son bölüme yaklaşırken şey vardı. Bir bölüm vardı. Neydi onun adı? Ha, böyle gelinli damatlı falan. Burada da paralıymış lan bu arada modifiye. Oğlum hayırdır, şirkette sen bizden para mı alıyorsun? Leads. O oyunda da hatta atıyordu oyundan. Al artık. Para bok olunca transfer edemiyor tabi. 11.700 dolar verilir mi ya? 11.700 dolara geçtim. 1.000 dolar verelim lan ona. Şu an 1.000 doları bana ver. Eve gelmem yani. Gezerim. Çok güzel bir ses çıktı. Umarım tahmin ettiğim bir sestir o. Dur. Çabuk modifiye edelim şunu. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk lan. Hemen şu arabayı kullanmak istiyorum. Bunu mat yapacağım. Mat mavi yakışır bu araba. Maviyi sevmem normalde ben. Maviyle hangi renk gider ya? İşte renk uyumu yapamam. Uy, çok çirkin oldu. Siyah olabilir. Evet. Siyahmış. Açık renk olsun. Araba çok kaslı ya. Of, sese bak. Ağzı nasıl çişin, çok iyi. Kromlardan tak buna, dur. Orijinal jantlar iyi ya. Hadi çabuk. Şu arabayı sürmek istiyorum. Of, ayağım acıdı. Çabuk çabuk çabuk. Exit ground. Bu arabanın sesini duymak istiyorum. Hatta çift kulaklık takacağım. Umarım güzeldir yani. Arabalarda bir dengesizlik var gibi ama. Bence diğerleriyle aynı sesi. Ben o kadar da hızlı bir araba değil yani. Tahmin ettiğim kadar hızlı değil ya. Beğenmedim. Ben de o kadar sevindim. Leman umarım hoşuna gitmiştir.
Hani çok da fazla uzatmak istemiyorum aslında ama. Çünkü bir video daha yükleyeceğim de. O da 40 dakika falan, onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Sözüm olsun, bir sonraki videoda şu 3 arabayı da modifiye edeceğiz, bakacağız. Hele şu Hot Ring'i çok merak ediyorum. Leman umarım beğenmişsinizdir. Leman umarım beğenmişsinizdir yalnız. Leman özellikle senin içindi kardeşim. Ayrıyetten abonelerimiz için de güzel kısa bir video olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Leman sen de bu fikri verdiğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Tekrar söyleyeyim. Telefonum arızalı olduğu için ne kadar süre bağlantı kuramayacağız bilmiyorum ama beni izleyen arkadaşlar kusura bakmayın. Cidden kusura bakmayın. İçten söylüyorum bunu. Telefonum arızalı olduğu için belki bir telefon ayarlayabilirsem o zaman iletişim kuracağız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Her zaman takipte kalın. Şuradan kapatayım. Buradan kapanmıyor. Sıkıntılı çünkü. Hop.